2500 yıl geriye gittiğiniz vakit devlet olarak mührümüzü vurmuşuz. Böylesine bir asaletten geliyoruz. Elbette ki bu fıtratımıza da yansımış vaziyette. Ama ne zaman ki bu ülke, bu millet, bu büyüklüğü idrakten yoksun insanlar tarafından yönetilmiş, işte bugün olduğu gibi kuyruğunu döşüne çekip de hapishanede yatan köpekten medet umar hale geliyor. Sallanıyor. 2002 yılında kaderine razı, hücresinde gün doldururken, yatarken aciz, korkak, pısırık, döktürdüğü kanda boğulacağı endişesiyle günlerini geçiren bir meczup bugün bir şahin olarak karşımıza çıktı. İşte bu iktidarın ihtiraslarının esiri olmasından dolayı bir türlü doymak bilmeyen mevki ve makam hırsından dolayı gidip onun önünde diz çöktüler. Medet umdular, yardım dilediler. İşte o gün öfkeye tutulmuş bir güvercin gibi tir tir titreyen herifi bugün şahin haline getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını sıfırladılar. Öylesine bir hale geldi ki her yerinden kalkan Türk milletini tehdide cesaret eden hale geldi. Bütün bunlar olurken iktidar ne yaptı? Şuraya bakıyorum, eminim ki gençlerimizin %80'i işsiz. Vatan evlatları bunlar. Kendilerini yöneten insanlardan medet umuyorlar. Devleti yönetiyor isen, eğer tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatmadıysan, bu ülkenin nimetleri bizi işsiz bırakmayacak kadar büyük diye beklenti içerisindeydiler. Heyhat, bizi yönetenler vatan evlatlarını değil, bakan evlatlarını daha çok düşündükleri için işte böylesine işsiz bırakıyorlar. Her türlü değerimize el uzattılar, hiçe saydılar. Adeta istisnaları kural haline getirdiler, kuralları istisna haline getirdiler. Biz hırsızı sokakta görmüştük, sokakta tanırdık hırsızı. Mahallede tanırdık hırsızı. Caddelerde tanırdık hırsızı. Ama biz hırsızı bakanlık koltuklarında ilk defa gördük. Bu ilk defa. Kıymet bilmeyen insanlar tarafından yönetiliyoruz. Arkadaşlarımızın dediği gibi herkes delisine sahip çıkarken o şom ağızlarında bizim velilerimizi bayağı bir şekilde ifade etmeye başladılar. Erzurumlu Kadir Şinas'tır. Hasan Kaleli ondan geri kalmaz. Allah dostunun önünde ayağının turabı olur. Ama bu Allah dostlarına uzatılan dili